Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha sizlerleyim. Bu videomuzda her insanın dünyaya aşağılık kompleksiyle geldiğini ve bu durumun üstesinden gelmek için ömür boyu zaman harcadığımızı savunan, derinlik psikolojisinin 3 büyük kurucu isminden birisi olan ve bireysel psikoloji ekolünün kurucusu Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler'e uğruyoruz. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim. Abone olarak, beğenerek ve paylaşarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Şubat 1870 tarihinde Avusturya'da 6 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak doğan Alfred Adler, henüz 5 yaşındayken zatürreye yakalanarak ciddi bir ölüm tehlikesinin kıyısından dönmüş ve daha o zamanlardan doktor olmayı kafasına koymuştur. Doktor olma isteğini 1895 yılında gerçekleştirerek Viyana Üniversitesi Tıp Okulu'ndan mezun olan Adler, uzmanlığını oftalmoloji yani görme yolları hastalıkları üzerine yapmıştır. Ardından psikiyatri ile ilgilenen Adler, 1902 yılında Freudian teorinin üssü sayılan Viyana Psikanaliz Derneği'nin ilk üyelerinden biri olmuş ve bireylerin Freud'un tanımladığı bilinç dışı etkiler kadar sosyal faktörlerden de etkilendiklerini öne sürerek dernekten ilk ayrılan da o olmuştur. 1911'deki bu ayrılıktan sonra Adler mesleki anlamda yükselmiş ve kendi psikoterapi ekolünü kurarak pek çok önemli psikoloji kavramı geliştirmiştir. Bu süreç zarfı içerisinde 1. Dünya Savaşı sırasında Avusturya ordusunda doktor olarak görev yapan Adler, Nazilerin Avusturya'da iktidara gelmesinin ardından Yahudi olduğu gerekçesiyle ciddi bir sansüre maruz kalmış ve 1932 yılında Avusturya'dan Amerika'ya gitmiştir. Ardından Amerika başta olmak üzere Avrupa'daki üniversitelerde dersler vermeye başlayan Adler, misafir olduğu İskoçya'da bulunan Aberdeen Üniversitesi'nde ders verdiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. XIX yüzyılın sonlarında psikolojiye egemen olan düşünceler Freudian düşünceler olmuştur. Ancak zamanla daha önce kanalımızda işlemiş olduğumuz bilinç dışı kavramını ortaya atan Freud'un bu yaklaşımı, güdüleri ve bireyin geçmiş mirasını araştırmakta sınırlı kalmıştır. Böyle bir zaman diliminde belirmeye başlayan videomuzun kahramanı Adler, kişinin psikolojisinin aynı zamanda bilinçli güçlerden de etkilendiğini, sosyal dünya ve çevrenin eşit derecede önem taşıdığını ileri sürerek psikolojik kuramı Freudçu bakış açısının ötesine taşıyan ilk psikanalist olmuştur. Adler kurucusu olduğu bireysel psikolojiyi de işte bu fikirler üzerine inşa etmiş ve çalışmalarında çok önemli bir yerde duran aşağılık duygusu düşüncesini bu psikolojik yaklaşımın temel bir kavramı olarak işlemiştir. Adler'in aşağılık duygusuna ve öz saygıya olan özel ilgisi, kariyerinin ilk yıllarında fiziksel engelli hastalarla çalıştığı sıralarda başlamıştır. Adler engelli olmanın başarı ve benlik duygusu üzerindeki etkilerine bakarak hastaları arasında büyük farklar olduğunu saptamıştır. Bazı engelli bireylerin çok yüksek atletik başarılar elde ettiğini gözlemleyen Adler, bu kişilerde engelli olma halinin güçlü bir motivasyon oluşturduğunu fark etmiştir. Diğer tarafta ise engelleri yüzünden yenilmiş hisseden ve durumlarını iyileştirmek için çok az çaba gösteren hastaları vardır. Adler bu farklılıkların öz saygı ile bağlantılı olduğunu anlamış ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürerek psikoloji tarihine çok başarılı tespitler miras bırakmıştır. İşte bu tespitlerin en önemlilerinden birisi olarak beliren aşağılık duygusu düşüncesi, Adler'e göre kökleri çocuklukta yatan evrensel bir insan deneyimidir. Yani başka bir deyişle Adler, dünya üzerine gelmiş geçmiş her insanın çocukluk sürecinde bu duygunun tadına baktığını belirtir. Adler'e göre çocuklar doğal olarak aşağılık duygusu hissederler. Çünkü her zaman kendilerinden daha güçlü ve yetenekli insanlarla çevrilidirler. Çocuklar kendi gelişimlerine ve başarılarına doğru iten çevresindeki güçlerin motivasyonuyla genellikle kendilerinden büyüklerin kabiliyetlerine erişmeyi ve onları taklit etmeyi isterler.
Sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olan çocuklar ve yetişkinler, belirlenen hedeflere ulaşabildiklerini gördükleri her seferinde kendilerine olan güvenleri artar. Adler böyle bir durumda bu kişilerin aşağılık duygularının yeni bir mücadeleye kadar ortadan kaybolduğunu belirtir. Ancak Adler'e göre fiziksel eksikliği olan ve kendisini fiziki anlamda yetersiz gören kişiler daha genel bir aşağılık duygusu geliştirebilirler ve bu durumda dengesiz bir kişiliğe ve aşağıda olma hissinin hiçbir zaman yok edilemediği Adler'in verdiği adla aşağılık kompleksine yol açar. Sonuç itibariyle aşağılık kompleksi kişinin kendisini ezik, beceriksiz, önemsiz ve yetersiz bir insan olarak görmesidir. Bu duyguya sahip insanların eleştirilere karşı çok duyarlı oldukları ve rekabetten kaçma eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Zamanla kendilerine karşı öz saygılarını tamamen yitirebilen bu kişiler, hayattaki işleri başta olmak üzere insan ilişkilerinde kötü bir seviyeye gelerek çok ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyorlar. Bugün bu sorunları Adler'in sayesinde kolaylıkla anlayabiliyor ve olumsuzlukları giderilmesi için müdahalede bulunabiliyoruz. Ayrıca bu sayede doğamızın ne tür özelliklerle kuşatıldığını görebilmiş ve doğamıza uygun yaklaşım tarzları geliştirmeyi başarabilmişiz. Tarihin derinliklerinde duran tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.